Merhaba değerli dostlar. Bugün çok az bilinen aronia bitkisi, süper meyve olarak bilinen aronia meyvesinin budamasını sizlere göstereceğiz. Çok az biliniyor. Aronia ağacı çalı formunda geliştiği durumlarda nasıl budanır? Kısaca bu konuları paylaşacağız. Önce yazın meyve vermiş haliyle aronia bahçemizin görüntülerini sizlere göstermek istiyoruz. Ve bu bahçede sonbaharda budama işlemini yapıyoruz. Ve budama işleminden sonra yine toprak işleme ve diğer kültür işlemlerini yapmaya devam ettireceğiz. Yazında bol miktarda meyve almayı ümit ediyoruz. Ve şimdi yazın çektiğimiz görüntülerden meyve halindeyken aronia bahçemizin görüntülerini sunuyoruz. Daha sonra budamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi uzman arkadaşlarımız burada budama yapacaklar. Aronia bahçesindeki ağaçların budamasını yaparken de sizlere kısa kısa farklı bilgiler de sunacaklar. Şimdi budama zamanı. Bir aronia bahçesi. Burada aronia'da çalı formunu oluşturmaya çalışacağız. Yani aynı kök üzerinden çalı formunda bitkiler elde etmek istiyoruz. Elde ettiğimiz bitkiler de şöyle dallanmasını sağlayacağız. Yani şöyle hamçı şeklinde olmayacak. Bunun için öncelikle şu sıkışık olan aradakileri alacağız. Birbirine gölgeleme ve mekanik olarak zarar yapanları alacağız. Onun dışında yani içini mi boşaltacağız? İçini boşaltacağız. Bir de. Şurada mesela kamçı şeklinde büyüyen bir tane var. Bunu dışa bakan gözü üzerinden kesip dışa büyümesini sağlayacak. Fındık ocağı yapar gibi. Fındık ocağı budaması yapar gibi. Yani özel bir budaması yok. Çalı formunda olduğu için budamaları da çok iyi tepki veren bir bitki. Evet, burada amaç şu şekilde dal oluşturmak. Evet. Tek dal olanları çoklu dal haline getirmek. Aynen. Birbirinin üstüne gölgelemesi. Fazla meyve verimi oluşturmak. Evet. Hem veriyor. Hem de çıkan taze dallar üzerinden de verir. O zaman bir yıllık. Yani bir yıllıkları karışık veriyor. Şimdi bak şuna 3 yıllık diyor mesela. Bak bunu, bu 3 yıllık. Bu biraz büyümemiş. Şimdi bunu ayırt edeceğim yaşını. Ya yaşından işin çok fazla yok. Yani şuradan kesebiliriz. Niye? Alttan dallanıp şey yapsın yani. Önemli olan güçlensin diye. Şimdi burada birbirinin üstüne gölge yapanları hani normalde bu ortayı fındık ocağı gibi hani boşaltabilirdik ama çok şey küçük zaten bu. Bunda o kadar gerek yok. Şurada hafif şöyle yapıp alabiliriz. Bunlar Viking. Evet, bunları da biz köklendireceğiz bunları. Tamam. Bakın mesela şunda. Şunda birbirinin üzerine gelen, ortaya giren. Yani fındık ocağı gibi düşünmek lazım. Bununla ilgili çok fazla literatürde bilgi yok. Burada mesela aynı kök üzerinden aynı şeyden çıkan, birbirinin üzerine çıkan dallar var. Bakın bu şunun gibi dallanmasını istiyoruz. Şunlar gibi. Hani şöyle kamçı şeklinde çıkanları dallanması için şuralarından kesebiliriz. Meyve verdi. Mesela burada şurada bir karışıklık var. Şunu alabiliriz. Şurada bunun dibinden çıkmış. Şuna değiyor. Mekanik olarak sürtündüğünde
zarar görecek. Onları alıyoruz. Bak bunun gibi dallanmış. Şu şekilde dallanmasını istiyoruz. Yani şu düz kamçı şeklinde olmasını istemiyoruz. Şu şekilde dallanacak. Evet, çalı formunda olması için.